Hepinize selamlar. Ben Hasan Hoca'nız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yanındadır. Legacy Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle LGS kısmına az bir süre kaldı ve şu soru çok geliyor. Öğretmenim 2 ayda sıfırdan LGS 2023 kazanılabilir mi? Kazanılabilirse ne yapmamız gerekiyor? gibi çok fazla soru işaretleri geldiği için yoğunluk bu yönde olduğu için hemen karşınıza çıktım ve bununla ilgili video çekmek istiyorum. 2 ayda LGS kazanılabilir mi? Sıfırdan tabii ki kazanılabilir. Bununla ilgili ben size tam tamına 6 haftalık bir çalışma planı önereceğim ve LGS'ye tam tamına 8 haftalık var ve 6 hafta kısmında zaten birçok %80'li %90'lı hale etmiş olacaksındır. Son durumlarda da denemeler çözerek %100'ünü halledeceksindir. Tabii ki şunu diyemem. Yani açıkçası sen bir şekilde söyleyebilirim. Ya arkadaşlar şu hikayede oturun çalışın. sıfırdan başlayın. Çalışın. Galatasaray Lisesi İstanbul Erkek Kazanırsınız diyemem. bu biraz Sıkıntılı ama şu varsa ya hocam benim temelim çok iyiydi Mesela ben senenin başında çok güzel çalıştım 400'leri 450'leri falan çok güzel rahat görüyordum ama Bir durum oluştu mesela örnek veriyorum bir deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerimizi düşündüğümüzde e, Ki onlar mesela depremden dolayı biraz böyle kopukluk yaşadılar İşte odaklanamadılar çalışamadılar birçok şey unuttular Onlar için olabilir aslında sıfırdan işte çalıştığınız seviyenizi yükseltebilirsiniz o olabilir mesela işte 480'leri yakalayabilirsiniz. Ama sen hiç sıfırsındır abi hiçbir şey yapmadın mesela. Hep yattın işte kafana dank geldi. Dank etti. Dank geldi. Hani. Dank etti mesela. E dedin ki ya ben bir şeyler değiştirmem gerekiyor ya. Yani bir şeyler kazanayım şeklinde düşünüyorsun. E, o yüzden de geldin karşılaştın bu videoyla ve Tabii ki değiştirebilirsin birçok şeyi. İki ayda birçok şey değişebilir ama sana kalmış bir şey. Bu zamana kadar çalışmadan bundan sonraki süreçte de çalışabilir misin? Bence zorlar. Sen çalışabilirsin. Bir şeyler değiştirmek istiyorsan, iyi liseye gitmek istiyorsan, kendi geleceğini düşünüyorsan, kendin için kendin önemliysen, sen sen için önemliysen, sen sene yani sana, kendine değer verirsenene ya, kendine değer verebiliyorsan, veriyorsan bence bunu başarabilirsin. Ben sana inanıyorum ve Canıgül'e ne yapacağına inanıyorum. Peki. Öncelikle yapmanız gereken şudur. İlk planlama. Bu planlama arkadaşlar bu planlama ilk 2 haftalık planlama. Nedir bu konu ağırlıklı? Konuları hızlı bir şekilde tekrar etmek için. Peki bu konuları nasıl edebilirsiniz? Mesela YouTube kanallarından takip edebilirsiniz. Ve kaynak alabilirsiniz. Mesela bak şu kaynakları kesinlikle öneriyorum. Mesela poster notlar var biliyorsunuz ki. Şu poster notları göstereyim hemen size. Şimdi arkadaşlar bakın bu poster notlar kısmında çok güzel hazırlanmış ya. Yani çok pratik. Mesela aldın abi bu ne? Sözel bölüm. Sözel dersler var. Sadece LGS'nin birinci dönemleri var. Hepsi var. Ben sana planlamada yazmışım. Bir kahraman doyuyor. Hemen açıyorsun buradan. Bir kahraman doyuyor. Nerede? Tak 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 bakıyorsun. Bak göstereyim hemen. İngilizce kısmı var. Tarih kısmı var. Bir, Heh. mesela bir kahraman doyuyor. Abi yani burada tak 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 hızlı bir şekilde tekrar tertemiz mis gibi. Yani şu iki tane kitapla tüm birinci dönemi tekrar etmiş oluyorsun bak. Tüm birinci tim tüm, tüm, değil. Tüm birinci dönemi tekrar etmiş oluyorsun. Şu iki tane kitap ya. Sayısal ve söz olmak üzere. Birinci dönem kısmı sadece. Mesela çarpanlar ve katlar kısmı yazdım. Mesela alıyorsun abi poster notunu çeviriyorsun. Mesela çarpanlar ve katlar kısmı burada. Bilmen gerekenler neler? Soru kalıpları neler? Bunlar neyse bunun içeriğinde var. Mevsimlerin oluşumu. Açıyorsun fenden mevsimlerin oluşumuna bakıyorsun. Ve bu şekilde. Bir de bunların mesela anlatımları da var YouTube'da. Dinleyebilirsin. Buradan oradan da takip edebilirsin. Ya bu sana çok çok faydalı olur mu? Faydalı olur. Sen eğer buradaki ilk hafta şu iki yani şu iki haftalık planlamayı yapabilirsen muhteşem olur. Ben bunun sonuna da ne yaptım biliyor musunuz? Bunun sonuna arkadaşlar bir deneme kısmı da koydum. Ya yani şuraya cuma günü dinlendim ama sen şuraya mesela şey yapabilirsin. Ya hocam dinlenme kısmı değil de burada da bir tane ben genel deneme çözeyim diyebilirsin. Mesela burada da bir tane genel deneme, burada da bir tane genel deneme. O zaman tak 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 sana ne lazım? 3 tane genel deneme lazım değil mi? Bak onun içinde sana şöhretler karması kısmı var. Bak 3 tane genel deneme. Sadece birinci dönem. Bak çalıştın 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 mis. Sonra baktın ki abi ben bunlardan aslında şey yapmış mıyım? Alıyorsun bu denemeyi pat 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 çözüyorsun. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Sadece ama sadece birinci dönem bakın. Sadece ama sadece birinci dönem kısmını içeriyor. E zaten bize birinci dönem gerek değil mi sadece? Evet peki milletime yakın mı? Tabii ki milletim sorularına yakın sorular var. Mesela baktığımızda örnek veriyorum matematik sorularına bakın. fene bakın mesela. Yeni nesil güzel sorular var. Ee, tabii ki bunların çözümleri var. Takıldın mesela örnek veriyorum bir tane soruyu çözemedin takıldın. Bunların çözümlerini ayrıntılı bir şekilde yapabiliyorsun. Ya yani mesela sen şuradaki üç kaynak bak. Bak şuradaki üç kaynak. Sadece şuradaki üç kaynakla birinci dönemin tekrarını yapıp bir de üzerine deneme çözmüş oluyorsun. Mis gibi. Mis mis tertemiz. Ya sadece şu deneme bak. Şu deneme seviyen iyidir abi. Belki üst seviyesindir de. Tamam mı? Alıp çözebilirsin bu denemeyi de. Kendine 3 günlük bir planlama yaparsın. Her gün bir tane deneme çözebilecek şekilde. Bunu alıyorsun pat 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 çözüyorsun. Yani ne bileyim okula götürebilirsin. Okulda çözebilirsin mesela. Aldın okulda her gün 3 günlük kısmını planladın ve aldın okulda çözebilirsin mesela. Çok güzel, çok pratik bir şekilde olmuş. Peki. İkinci planlamamıza geçelim arkadaşlar. Şimdi bu bizim birinci planlama kısmımızda. Bu ilk ilk iki haftayı gerçekleştirdin. Öyle umuyorum yani. İlk iki haftayı sıfırdan, iki ayda sıfırdan ilk planlamayı gerçekleştirin. iki haftalık. Bak çarpanlar katlar mevsimden hoşumu. Ben burada Milliyetin Bakanlığı'nın LGS müfredatına göre değerlendirdim arkadaşlar. Hepsini tek tek yazdım. Evet. Diyorum ya iki haftada bütün, bak bütün konuların kazanımlarını tekrar edebiliyorsun. Çok güzel bir şey. Ondan sonra geçtiğin ikinci dönem ikinci planı. Yani iki ayda sıfırdan ikinci plana geçtik. Burada ne var? Burada genelde arkadaşlar soru bazlı tamam mı? Soru bazlı kısmı var. Biraz da artık soru çözmemiz başlıyor. Soru çözmek gerekiyor yani farklı sorular görmemiz gerekiyor. E tabi kolay, orta, zor şeklinde giderseniz çok güzel olur. E mesela diyelim ki çarpanlar ve katları sordum 20 soru. Mesela çözebilirsin. Onun için de kaynak kitap önerilerde bulunabilirim. Ya güzel kaynaklar var. Mesela Okyanus Update var. Ee, ondan sonra ne bileyim hızın kitapları var, Nartes'in var, Nartes'in var. Bizim Solamat'ı da var mesela. Solamat bu kısımda çok güzel gider aslında. Evet, bence mantıkla tam 15 günde bitirebileceğiniz arkadaşlar, şu kitabı da Solamat'ta çok şiddetle önereyim. Neden? Çünkü burada mesela çarpanlar ve katlardan 20 soru yazmışım sana. Alıyorsun, bunu, çarpanlar ve katları açıyorsun. Burada hem bak, hem kazanım var bir, hem yeni nesil geçiliş var iki, hem de milliyetimin sorabileceği soru tipleri var. Anlaştık mı? Sen alıyorsun çarpanlar katlar üstü ifadeler üstü ifadeler karaköklü ifadeler karaköklü ifadeler. Yani sen bu kitabı zaten başladığında iki haftada çok rahat bitirirsin. 12 günde 13 günde çok rahat bitirirsin. E alırsan bitirin bitirdin e matematiğin tamamı hem konuyu tekrar etmiş oldun. Konuyu tekrar ettin soru onun üzerine hem kazanım sorusu çözdün hem yeni nesil çözdün hem milletin bakanlığı nasıl soru çözebilir onu çözdün. E, bu kısımda kendini bu şekilde planlama yaptın. Diğer dersler şekilde de kendine kitaplar belirle. O kitaplar doğrultusunda bitirmek amaçlı işte bak. 2 haftada bitirebileceğin kitap belirliyorsun. O kitapları bu şekilde bu planda eee 4. haftaya 3. ve dördüncü haftada bu şekilde planlıyorsun. Bitirdin onları. Sonra bir yüz seviyeye geçebilirsin tamam mı? Bir yüz seviyeye geçeceğiz. Bir yüz seviyede de biraz da artık zorlayacağız Zaten son haftalar geliyor artık değil mi? Son haftalar geliyor. E zaten okul kısmı e, biraz daha böyle okul kısmı biraz daha az nasıl söyleyeyim yani artık okul kısmının önemi kalmıyor artık okula dersler olmuyor okulda çok fazla derslenmiyor ya ben de senden şunu isteyeceğim alabiliyorsan böyle bir iki haftalık bir buçuk haftalık iki haftalık rapor alıyorsun ondan sonra oturuyorsun evde kendini planlama yapıyorsun evde çok mı sıkılıyorsun kütüphaneye gidebilirsin kütüphanede bir planlama yapabilirsin mesela ben şu son iki haftalık kısmı onun için öneriyorum aslında. Yani oturursun şunları tek tek gerçekleştirebilirsin. En önemli şey şurada. Ne biliyor musunuz? Milli eğitimin soruları arkadaşlar. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek soruları. Mutlaka çözmen gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz ki sizlere kitap verdi. Kitap dağıt Sayısal ve süze olmak üzere. Onları mutlaka çözmen gerekiyor. Milletin bakanlığı e, sitesinde ay ay sorular yayınlıyor. Onları mutlaka çözmen gerekiyor. Milletimin ölçme değerlerine. Ben onun için bir pdf ayarlamaya çalışayım. Ay, söz veremiyorum ama e, instagram sayfamızda paylaşırım onu arkadaşlar. lgz hocam diye instagram sayfasında paylaşırım hikayede. Onu yapabilirsem yapayım. Sizlere ulaştırayım. O şekilde sizler de en azından onları ee, indirebilirsiniz kitabı olmayanlar vardır indirebilirsiniz 2023 için söylüyorum hepsini tek tek 2023'ün işte 2022 ve 2023'ün planlamalarına o çıkmış sorulara bakarız mesela onları alırız ve bu şekilde sen de kendini o şekilde yönlendirirsin genel olarak 2020'nin çıkmış örnek soruları daha güzel olacaktır en sonda son böyle bir hafta kala işte 7 gün 8 gün kala oturacaksın sadece genel döneme çözeceksin bak sadece genel döneme çözeceksin abi çok basit aslında ya Bak sana dolu dolu tam tamına 6 haftalık bak dolu dolu 6 haftalık çalışma planı koydum buraya. Ne yapman gerektiğini de açık açık söyledim. Artık iş sen de. Ya bu senin geleceğin. Yani ben bu kısımda tek tek anlattım sana. Dedim ki bak bunu bu şekilde yaparsan, böyle ilerlersen, ee düzgün bir şekilde ilerlersen kazanamayacağın bir durum yoktur. Her şey sende bitiyor. Eğer sen kafana koyduysan, ya hocam ben kafaya koydum. Bu iki ayda deli gibi çalışacağım. Gayret edeceğim. Şu planlamalara programlara uyacağım. Ve kendimi geliştirerek gideceğim o liselere ya. O liseleri kazanacağım diyorsan. Gidip en iyi liselerde, iyi bir liselerde ya da iyi liselerde okuyabilmek istiyorsak fedakarlık etmek gerekiyor. Yorulmak gerekiyor. İşte bazı şeyleri atmak gerekiyor hayatımızdan. Bizi engelleyebilecek kafamızın meşgul edecek şeyleri atmamız gerekiyor. O yüzden ben size şöyle söyleyeyim hala hala zamanınız varsa arkadaşlar onu değerlendirin. Diyorum ya zararın neresinden dönerseniz kardır. Bu size çok şey katacaktır. Diyorum ya 2 4, 6 haftaya LGS' kalmış şurada 8 hafta 6 hafta kısmında bastırabilirsen çok şey değiştirsin. Bak çok şey muazzam şeyler değiştirsin. İnanın buna çok şey değiştireceğinize. Ama altını çizerek söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Tembellik yaparsan artık geriye dönüşler yok. Artık telafi etme zaman dilimleri yok. Bundan sonraki süreçte ben diyemem sana bir ayda iki haftada üç haftada şöyle yap diyemem. Çünkü artık oraya yetişmiyor yani. Bak görüyorsunuz 2 haftada bütün konuları tekrar etme zamanınız olabiliyor. Ama LGS 3 hafta kala ben sana nasıl diyebilirim ki LGS'den 3 haftada sıfırdan kazanabilirsin diyemem bunu. Ama bak şurada 2 ay var 2 ayda kazanabilirsin. Var mı kazananlar? Tabii ki var. Sen yapar mısın? Yaparsın tabii ki sen de yapabilirsin. O yüzden lütfen e, tembellik yapmıyorsun. Planlamaların hepsini pdf'lerine koyacağım. İ iki, i̇lk 2 hafta yani tek tek planlamaların hepsini pdf'lerine koyacağım. Aşağıya açıklama kısmına koyarım arkadaşlar. İsteyenler için yani eğer beğendiyseniz bence faydasını görürsünüz arkadaşlar. Şu iki tane şu üç tane kaynak kısmının da linklerini paylaşırım. İsteyenler kullanmak isteyenler faydasını görmek isteyenler de tabii ki isteyenler için koyalım. İhtiyacı olanları oradan alıp temin edip oradan takip edebilirsiniz. Ee, sizleri çok seviyoruz. İnşallah o liseleri kazanırsınız. İnşallah o liseler gidersiniz. O liselerde inşallah okursunuz. Dediğim gibi ben LGS'nin son sahnesine kadar yanınızdayım. Ee, hatta sizlere sınav provası da yapmıştım. 8. sınıf 2. dönem 1. yazılı. Yukarıda kartlardan falan ulaşabilirsiniz onlara da. Ee, sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah gönlünüzdeki o liselerde gidersiniz. O oralarda okursunuz. Görüşürüz. Güle güle.